Bu Parallax Slider'ın JavaScript'lerine biraz bakalım. Neler var? Bakarsak burada ayarlar var. Parallax Slide Default demiş. Default ayar olarak bunlar geliyor. Default olarak Auto 0 geliyor. 0 olduğu zaman da otomatik oynatma yapmıyor. Burayı biz 5000 gibi bir değer verelim. Şimdi F5 dersek şimdi bakalım otomatik kendisi geçmeye başladı. Daha önceden geçmiyordu otomatik. Dikkat ettiyseniz. Şimdi artık otomatik olarak kendisi değişiyor. Başka ne var? Speed 1000 demiş. Biz abartalım. Sonuna bir sıfır daha koyalım. F5 diyelim. Bir bakalım ne olacak. Şu an daha yavaş bir geçiş oldu. Peki burayı Ctrl X diyelim. İki tane sıfırı silelim. 100 olsun. F5 diyelim. Bakarsak daha hızlı bir geçiş oldu. Bu da bu işe yarıyormuş. Easing effect for the slides animation demiş. Wing demiş. Bakarsak burada ayarlarında circular slider demiş. Burada indirdiğimiz yerin altında bazı ayarlar var. Ayarlardan bahsetmiş. Ama herhangi bir değer vermemiş başka. Easing effect for the background animation. Easing effect for the slide animation demiş. Burayı slide dersek ne olacak bir bakalım. Acaba etkili olacak mı? Veya oradan bakacağız başka bir şeye. Şu an sistem bozuldu. Ctrl Z diyelim. Çalışmadı. Bakalım burada kopyalayalım şu JC Wink yazısını. Ctrl F diyelim ve bunu bir arattıralım. Başka ne var? T current time demiş. Bounce demiş. Bakalım bunu bir kopyalayalım. Acaba bunlar etkili olacak mı? Şimdi burada her biri farklı bir efekt sağlayacaktır bize. Örneğin bunu kopyalayalım. Ease in out elastik. Ease and kopyalayalım ve yapıştıralım. Ctrl S ile kaydedelim ve F5 diyelim. Bakarsak bu da tam tersine gidiyor. Şimdi başka Ease in out expo demiş. Bir de buna bakalım nasıl bir etki var. Diyelim. F5 diyelim. Bakarsak ilk başta yavaş, daha sonra hızlı bir geçiş sağlıyor. Başka Ease in sign demiş. Buna bakalım nasıl bir etkisi varmış. Bakarsak bu şekilde bir etki var. Geçiş efektleri
rotation demiş. Tampları zaten biz kaldırdığımız için tampın rotation'ı o kadar önemli değil. Circular slice dediğini bir false yapalım. Bakalım ne olacak. F5 diyelim. Geçişimiz bu şekilde değişti. Şimdi bunu da artık başka yapacağımız herhangi bir şey var mı? Burada arkada bir resim loadings yazısı vardı. O nereden geliyor? Onu bakalım bakayım. Buradan mı geliyor acaba? Shadow var. Loading image zaten direkt buradan geliyormuş. Bunu da alalım. Resimler yükleniyor diyelim. Şimdi bu yazıyı görmek için en güzeli şunları şöyle bir yoruma çevirelim. Resimler yükleniyor yazısını görmek için bu şekilde. Tamam. Burada da yine aynı şekilde Firebug'ı açarak istediğiniz özelleştirmeyi yapabilirsiniz. Tasarımınıza uygun bir loading GIF varsa bunu değiştirebilirsiniz. Ajax Loader GIF. Başka border radiuslar var. Bunları kaldıralım örneğin. Color'ı kaldıralım. Daha sonra background'u kaldıralım. Bakarsak bu şekilde istediğiniz özelleştirmeyi yapabilirsiniz yine. Buradaki yorumları kaldıralım. Ctrl Z ile Ctrl S diyelim ve F5 deyip şimdi tekrar bakalım. Evet, bu şekilde sistem şu an çalışıyor.